tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Brüksel'le devam ediyoruz. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke bu bölümde bizimle birlikte. Sertaç Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen borsadan başlayalım. Biraz daha artık teknik detaylara inmenin faydası var. Bir süredir 10 bin psikolojik direncine doğru hareket ettiğimizi düşünürken çok hafif geri çekilmeler yaşandı. Önümüzdeki sürecin haber akışını da dikkate alırsak şayet bir sonraki rotamız bir düzeltme hareketiyle 8 bin puanlar seviyesi mi olur yoksa 10 bin puana doğru yine bir devam görür müyüz? Aslında ben bir süre burada 9800-8800 hattında bir konsolidasyon bekliyorum. Hani çok sert buraya geldik. Gerçekten iyi bir hareketlenmeyle Aralık ayının son haftasından beri ciddi bir yükseliş hareketi görüyoruz. Burada bankacılığın katılmadığı bir hareketten söz edebilirim. Bankacılık da harekete katılmadığı zaman endeksin yukarı yönlü ivmesi biraz daha zayıflıyor. İşte o da 9400-9450 hattının içerisinde kaldı ki dolar bazlı yeni zirvemiz henüz gelmemişti. Ben bu sebeple bir kere daha endeksin buralarda tutunduğu süre boyunca bir dolar bazlı zirve deneyeceğini tahmin ediyorum. O da yaklaşık 9800'lü seviyeler oluyor. Yani 10.000'lere doğru bir kapıyı çalacağız. Ancak henüz kırmak için erken. Biraz daha seçimden sonrayı bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü o tarafı da görmek isteyecektir piyasalar. Aşağı tarafta da çok derin bir satış hareketi beklemiyorum. Ben yaklaşık oranın da 285-290 dolar aralığında kalacağını, yani yaklaşık 8800'ler hattına doğru geri çekilmeler olabileceğini, bunun da endeks özellikle bazı sektörler tarafındaki içinde yaşandığı düzeltmelerden kaynaklı o sektörlerin çok etkilenmeden hani kağıt bazlı hareketlere göre de yayılacağını düşünüyorum. O yüzden aslında Eylül, Ekim, Kasım o hatta yaşadığımız o derin düzeltme hareketi, daha doğrusu testere piyasasından biraz daha farklı bir düzeltme hareketi içerisinde olacağız. Şimdilik 9000'in üzerinde, 9100 hattının üzerindeki kapanışlarla birlikte tekrar bir 9400'lere doğru gelip ilerlemeler olabilir. Ben biraz önce de söylediğim gibi özellikle bankacılık katılabilirse 9800 denemesi gelebilir. Ama şimdilik bu hattın dışında bir hareketlenmeyi birkaç ay içerisinde beklemiyorum. Biraz daha sakin geçireceğiz bence buraları. Peki yakın zamanda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den de bir beklentimiz var. Siz bu anlamda nasıl bir beklentiye sahipsiniz? Fitch artık bu pozisyonunu kırıp bir şekilde bu direncini kırıp adım atar mı? O kadar güzel yerden geldik ki soru, aslında şöyle anlatayım. Roadshow'lara da çok ciddi anlamda önem veriyoruz. Yani hem bakanlık düzeyinde hem Merkez Bankası'nın yaptığı temaslar çok ciddi anlamda karşılığını buluyor. Bunu da raporlarda görebiliyoruz. Aslında yabancının atılan politikaya inancı sağlam. O tarafta bir sıkıntı yok. Fakat o işte gümbür gümbür denilen para girişinde henüz sıkıntı var. Yani yabancı pozisyonlara bir miktar bu hafta içerisinde satış görsek de artıyor. Fakat artış bizim istediğimiz ivmede değil. Daha çok borçlanma kağıtları tarafında biraz daha rahat ellerini güçlendiriyorlar. Fakat borsa tarafında biraz daha çekimser kalıyorlar. Şimdi bunun artması için bize bir kar topu etkisi lazım. Aslında iki toplantı üst üste, daha doğrusu bir toplantıyı pas geçip Ocak ayının hemen ilk toplantısının Türkiye değerlendirmesine alan Moody's'den ben biraz daha agresif bir değerlendirme bekliyordum ama onlar da muhtemelen yeni başkan ve seçim sürecini konuyu öteledi. O yüzden Fitch'in atacağı adım çok önemli olacak. Görünümdeki değişiklik zaten cepte gibi gözüküyor. Yani o çok büyük bir tartışma konusu değil. Ama biz de zaten aslında not artışının çok bir önlemi olmadığı seviyelerdeyiz. Ama hani bir sinyal etkisi olarak, bir deniz feneri etkisi olarak böyle bir etkiye ihtiyacımız var. Buradan gelebilecek haber bizim için kritik olacak. O yüzden Fitch'in açıklamaları özellikle not artışıyla birlikte taçlanabilirse bizim için pozitif bir görüntü. Zaten görünümde değişiklik olacaktır. Çünkü bu senenin en önemli konularından biri şu. Dışarıda Rusya yok işin içerisinde. Çin yok. Ciddi anlamda paranın akacağı yerler konusunda soru işaretleri var. Bir tarafta Fed konusunda faiz indirimleri konusunda piyasayla Fed'in arasındaki uzlaşmaya doğru gidildiğini ve artık beklentilerin biraz kısıldığını görüyoruz. Para alternatif arayışları içerisinde işte ne kadar coşkulu gitmese de altına akmaya çalışıyor ve gelişmekte olan ülkelere doğru kayacaktır. Burada da Türkiye'nin ön plana çıkabileceği bir süreç bence bizleri bekliyor. Burada Vietnam, Hindistan ve Türkiye'nin çok ön planda kalacağını düşünüyorum ben. Özellikle ucuzluğumuz kaynaklı ve girdiğimiz politikadan kaynaklı olarak. Bu sebeple ben seçimden sonra da sıkılaştırma hareketlerini görelim. Ondan sonra da adım adım zaten olayın daha iyi gideceğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir katalizör etki için Fitch'in atacağı adım oldukça kritik. Görünüm değişecektir ama nottaki beklentiyi göreceğiz hep beraber.
Şimdi Fitch'ten bahsettik. Önümüzdeki süreçte işte yabancı yatırım turlarının devam ettiğini görüyoruz. Kısa bir süre sonra seçimi geride bıraktık diye konuşmaya başlayacağız. Tüm bu gelişmeleri bir araya topladığımızda sektörel ayrışmanın nasıl olmasını bekleriz? Öte yandan yine hatırlatmakta fayda var. F-16'lara ilişkin de olumlu sayılabilecek bir süreç başladı. Bununla birlikte savunma sanayi hisselerine acaba nasıl bir potansiyel etki eder sorusu yatırımcının gündemi. Öte yandan gri liste derken aslında şu sebeple bunları sıraladım. Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen bir takım olumlu gelişmeler var. Dolayısıyla hani bu noktada borsa tarafında pozisyonlanması olanlar nasıl bir ayrışma yaratabilir? Ben hemen savunma sanayi sektöründen girelim. Keşke bu kadar konuşmasak, bu kadar işlerin iyi gittiği bir sektör olduğunu söylemesek ama maalesef savunma sanayi hala popüler olmaya devam edecek. Ben orada Aselsan'ın şu anki geri çekilmelerinin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. İlk hedef olarak da bölündüğü 70'li seviyelere doğru bence hareketi tamamlayıp sonrasında da tekrar devam edecek. Buradaki en önemli sıkıntı şurası. Savunma sanayinde ya küçük yazılım şirketleri boyutundaki şirketler var ve kağıtlar bir miktar hareketli. Aselsan tarafında da karlılık tarafında bir baskı vardı. Bilançonun bir miktar onu atmasını bekleyeceğiz ama amiral gemi olarak Aselsan'da bu sene içerisinde yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Bunun yanına ne eklemek lazım? Ben hala şu an kendi içerisinde düzeltme yapan özellikle özel bankalar kısmını olumlu buluyorum. O yüzden portföyün büyük bir kısmını bankalar ve holdinglerde oluşturmakta yarar var. Yabancı bildiği yerden geliyor çünkü. Ve bildiği yer aslında bankalar ve holdingler ve bizim en ucuz kaslarımızdan bir tanesi. Bilançolarda da gördüğümüz şu, ne kadar üzerlerinde baskı olursa olsun, girilen bir pozitif ortamda bankacı zaten geçmiş senelerde de kendini adapte etmişti. Girilen bir pozitif ortamda da pozitif etkilenen sektörlerden bir tanesi. O yüzden bence bankacılık ağırlığıyla ve holdingleri özellikle montanlanarak ve portföyün yaklaşık %40'ının burada olmasında yarar var. Buraya ne eklenebilir? Sigorta firmalarının da bu sene içerisinde pozitif geçeceğini söyleyebilirim. Artı yavaş yavaş temettü konuşmaya başladık. İşte Ereğli'de bedelsizler konuşmaya başladık. Yanına Pegasus eklendi. Ben ulaştırma kısmının da özellikle uçan firmalar tarafında yani Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafında değerlendirmesi gerektiğini, temettü verimliliğinde de en azından bir tane otomotiv kağıdının burada Türk Traktörü bir tık ön plana çıkartabiliriz. Rakiplerine göre geride kalan Tofaş'ı ön plana çıkartabiliriz. Böyle bir kağıdın da temettü verimliliği içerisinde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Buraya özellikle seçim atmosferinden sonra kentsel dönüşüm hikayesi bizim için çok önemli olacak. Ciddi anlamda bir deprem ülkesiyiz ve bunun getirdiği sonuçlar olacak. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklıklarını ve ufak ufak çimento kağıtlarını da unutmayalım. Son olarak ciddi primlendiler. Buraya dikkat çekeyim ama hala perakende gıda tarafındaki hareketlilik var. Evet artık hani Migros'un 500'lere geldiği bir seviyeden konuşuyoruz. Hani bundan birkaç ay önce Migros 250 lira civarındaydı. Neredeyse %100 bir hareket var. Fakat gidebilecekleri çok ufak daha bir hat kaldı. Burada geri kalan perakende gıdada şok market gibi kağıtlar var. Böyle hareketler gelebilir. Çünkü perakende enflasyonist dönemde yani şunu görüyoruz. Biz tüketimi düşüremiyoruz. Yani bugünkü büyüme evet. rakamlarından da gördüğümüz ciddi anlamda tükettiğimiz, tüketerek bunu Amerika'da düşüremiyor. Kesinlikle bunu hatırlarız. Zamanında 2010'lu yılların başında da tüketim rakamlarından kaynaklı ciddi büyüme ivmeleri yakalıyorduk ama makbul büyüme diye bir kavram çıkmıştı. Hani büyümenin nesi makbul? Biz aslında ihracat kalemini güçlendirmeye çalışacağız bu yıl. Bu tüketim davranışlarını kıramadığımız ölçüde de enflasyondan sapmalar olacak. Beklentilerden ve tüketimden kaynaklı olarak. Bu sebeple bu tüketimin de kırıldığını düşünürsek perakende tarafı gene güvenli limanlardan biri olacak. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız en önemli şey gıda. Evet belki beyaz eşyayı kısacağız, belki teknoloji alışverişlerini kısacağız. Ama gıda tarafında kısıntı olmayacak. O taraftaki işler de iyi olmaya devam edecek. Ben ikinci yarı yıldan itibaren kağıtların özellikle gerçekten güçlü şirketler tarafında yani şu durgunluk dediğim yerde yan tahtalarda hareketler gelebilir. Ama özellikle yılın ikinci yarısında güçlü şirketlerin enflasyon muhasebesiyle birlikte ön plana çıktığı bir dönem bekliyorum. Yani bugün gelen Ereğli raporuna da çok katıldığımı söyleyemem. Evet işler muhteşem gitmiyor demir çelik için ama artık zaten dibi görüp fiyatlamaya çalışan sektörler var. Ve özellikle varlıkları güçlü olan, değerlemeleri güçlü çıkabilecek, aktif payları güçlü olan bilançolara sahip olan şirketlerin, büyük şirketlerin ön plana çıktığı bir ikinci yarı yıl bekliyor olacağım ben.
Şimdi bu soruyu bütün konuklarıma sordum. Sektör profesyoneli olarak tabii ki hemen size de yönlendirmek istiyorum. Biz tabii ki harcayarak büyüdük. Harcamalarımızı toplum olarak söylüyorum. İşte bugün alamazsam yarın daha yüksek fiyattan almak zorunda kalırım beklentisiyle biraz öne çektik derken kredi kartlarını da patlattık haliyle. Dolayısıyla bu da zaten hem Bankalar Birliği'nin hem Merkez Bankası'nın hem ekonomi yönetiminin radarında ve bu cephede bir beklenti söz konusu. Henüz yapılmış bir şey yok ama taksit sayılarında sınırlandırma, limit sınırlandırma, asgari ücretin ödemesini, asgari ödeme tutarının artırılması gibi konular masada şu anda. Bunun ben perakende sektörünün ne kadar frenleyebilecek, borsa performansı açısından ne kadar frenleyebilecek bir gelişme olduğunu da sorayım size. Aslında burada çok önemli, hassas bir denge var. Orta sınıf bu dönemden çok etkilendiği için, enflasyon üst dönemler asimetrik bir gelir dağılımı yarattığı için, hani üstte daha çok pay bırakıp alt taraftaki payı da aşağı doğru ittirdiği için, yani fakirliği bir miktar arttırdığı için, dünyada en önemli soru işaretlerinden biri bu darbe gören orta sınıfın nasıl atlatabileceği bu süreci hikayesi. Biz de bu konunun cevaplarından bir tanesi bireysel krediler ve kredi kartlarıydı. Şimdi buranın tamamen kapatılması gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Yani birçok insanda sorun olabilir ama buraya önlem alınması lazım. Bence buradaki atılacak en önemli, en kritik nokta şu: bizim bir miktar ithal mallar tüketim kısmında engele gitmemiz lazım. O yüzden ben ikinci yarı itibariyle işte ulaştırma firmalarının işleri iyi gidecek ve özellikle yurt dışı işleri bacakları olan şirketlerin, ihracat kalemi güçlü olan şirketlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Şu an mesela beyaz eşya tarafında bir hareketlilik görüyoruz. Hem Vestel Beyaz'da hem Arçelik'te yukarı yönlü hareketler var. Bunun biraz ileriyi fiyatladığı kanaatindeyim ben. Yavaş yavaş, çünkü işler yurt dışı bacakları biraz daha güçlü olan şirketlere dönecek. Orada da beyaz eşyalı biz çok hiç fena değiliz. Özellikle de bir miktar Avrupa bölgesinin tüketiminin artacağı beklentilerini de için içerisine koyarsak, bu tarz şirketlerin biraz daha ön plana çıkacağı dönemlere geleceğiz. Perakende gıda önden çok hızlı koştu zaten. Biraz önce söylediğim gibi yukarıda marjı biraz daraldı. Burada ama en azından harcamalarımızı kısamayacağımız ender yerlerden biri olduğu için burada gene bir miktar daha hikaye gider. Fakat özellikle harcamamıza dayalı olan şirketlerde ciddi anlamda düşüşler gelebilir. O yüzden yavaş yavaş teknoloji firmaları tarafında özellikle satışlar bir miktar gerilemeye başlayabilir. İç talebe dayalı şirketleri ayırt etmek lazım orada. İkinci yarı yıl biraz daha ilk döneme göre zor olacak. Çünkü sanayinin önderlik ettiği ciddi bir yükselişle geldik buraya. Biraz dinleneceğiz. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Sene içerisinde 380-400 dolarlara doğru gideceğiz. Ama buraya giderken bence bankacılık, holding ve büyük kağıtlarla beraber gideceğiz. Öyle çok genele yayılan bir yükseliş hareketinden ziyade güçlü kağıtların gücünü gösterdiği bir süreç bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Peki son olarak aslında az önce biraz sektörel dağılımı yaparken bundan bahsettiniz ama bir nebze detaylandıracak olursak son zamanlarda iskontolu kalan sektörler neler, fiyat kazanç oranlarına da baktığımızda siz neler olduğunu düşünürsünüz, onu soralım. Ben hala gayrimenkul yatırım ortaklıklarının potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi deprem ülkesi olduğumuz için özellikle belediye seçimleri atlatıldıktan sonra kentsel dönüşümün bir miktar daha güçleneceği kanaatindeyim. Burada bir iskonto var. En hızlı giden emlak konutta bile ciddi bir iskonto olduğunu görüyorum. Bankacılık kısmında özellikle kamu bankaları çok ucuz kaldı. Orada üzerlerinde çok ekstra bir sübvanse etme baskısı vardı seneler içerisinde. Karlılık göz ardı ediliyordu. Orada bir hareketlilik var ama ağırlıklı özel bankacılık tarafında gidip hani çarpan etkisi olarak kamu bankası taşımak lazım. Burada Vakıfbank'ı bir tık ön plana çıkartabiliriz. Bunun haricinde kendi içerisinde düzeltme yapan ulaştırma kağıtları yine ucuz sayabileceğim yerde, Türk Traktör gibi niş iş yapan, yani bundan sonraki süreçte özellikle teşvik alır. Çünkü otomotivin tamamı için belki kredi bulmak zor olacak ama traktörü faktörün dışında kalan yapılardan ve işlerin de iyi gittiği şirketlerden Türk Traktörü gene bu noktada biraz altını çizebilirim. Son olarak burada değinmek isteyeceğim yapı enerji şirketleri. Çok ciddi FK'lara ulaştılar, çok büyük ralliler yaptılar, çok yıprandılar ama uzun zamandır da dinleniyorlar. Ben yavaş yavaş enerji şirketlerinde döneminin geldiğini düşünüyorum ama burada biraz dengeli dağılım yapmak lazım. Bir enerji şirketine yüklenmek yerine dağıtım yapan bir şirket, anahtar teslim iş yapan bir şirket, rüzgar enerjisi üreten bir şirket gibi 3 enerji şirketine dağılmakta yarar var. Bu sene biraz panel işinden ziyade rüzgar gibi, dağıtım gibi ve anahtar teslim işler gibi şirketlerin ön plana çıkacağını tahmin ediyorum açıkçası. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekek'e çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Programımızı burada noktalıyoruz efendim. Yayınımızı her zaman olduğu gibi ana haber bültenine devrediyoruz. Yarın tekrar daha güzel gelişmeleri aktarabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.